Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. TEM otoyolunda bir minibüs alev aldı. Ekipler o noktada bekleniyor. Muhabir arkadaşım Erdal Kuruçay olay yerinde bizi bekliyor. Erdal, günaydın. Neler yaşanıyor, seni dinleyelim hemen. Günaydın Cansın Elvacı. TEM otoyolu İstoç yan yolda biz aslında haber dönüşünde rastladık. Bir minibüs aniden yanmaya başladı ve şu anda müdahale gerçekleşmedi. Çünkü daha çok sıcak bir gelişme, yaklaşık 5-6 dakika önce sürücüsü de kendini dışarı attığını gördük. Fakat o anda tutuşmaya başladı. Sürücüsü önce yangın tüpleriyle müdahale etti. Bir kargo firmasına ait minibüs diyebiliriz. Aslında kamyonet olarak geçiyor fakat minibüs olduğunu da söyleyebiliriz. Hızla yanmaya başladı. Polis ekipleri de daha yeni bu noktaya ulaştılar şu anda. Tabii güvenlik şeridi çekilecek fakat itfaiye ekibi şu anda geliyor. Evet, şu anda gördüm. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt da size detayları gösteriyor. Tabii bir anda yanmaya başladı. Sürücüsüne sorduk. Ne olduğunu anlayamadım dedi. Elektrik kontağından çıkmış olabilir dedi. Ayak altından kıvılcımlar çıktı dedi ve kendisi de farkında değil fakat elindeki yangın tüpleriyle müdahale etti. Tabii çok kısa sürede itfaiye ekipleri yaklaşık 6-7 dakikada bu noktaya ulaştılar ve şu anda da müdahale devam ediyor. Patlamalar oluyor. Evet, geri çekil Niyazi, biraz geri çekil. Patlamalar oluyor. Tabii biz de kendimizi biraz daha geriye çekmekte fayda var. Evet, müdahale anında gerçekleşti itfaiye ekipleri tarafından ve kamyonet şu anda söndürülmeye başlandı. Tabii şoförü de meraklı gözlerle olayın da şokunu atlatamamış henüz biz yanına geldiğimizde. Sorduğumuz soruları bile algılamıyordu. Çünkü yangının içinden kendini dışarı attı. Tabii kendi içinde büyük bir riskti bu. Bu nokta TEM otoyolu İstoç yan yol olarak geçiyor ve oldukça akışkan bir trafiğe sahip fakat yoğun bir trafik vardı. Tabii bu yol da kesildi şu anda trafik ekipleri tarafından. Ciddi bir trafik yoğunluğu da olduğunu söyleyebiliriz. 6-7 kilometre bu noktada trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. A Haber Radyo'dan bizi dinleyecek yolcularımızın da sürücülerimizin de bu noktaya en azından alternatif yolları kullanmasında fayda var. Evet, kısa sürede şu anda canlı olarak size kameraman arkadaşım Niyazi Kurt gösteriyor ve artık kısa sürede kontrol altına alınacağının sinyallerini veriyor itfaiye ekipleri. Canla başla mücadele şu anda A Haber ekranlarında canlı olarak müdahalenin ne kadar hızlı olduğunu görebiliyoruz. Sadece su değil, solüsyon da sıkıyor bir yandan tabii hızlı söndürülmesi için. Evet, tekrar edelim. Sıcak bir gelişmeydi. Yaklaşık 6-7 dakika önce kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la bu noktadan geçerken İstoç yan yolda aniden minibüsün alev aldığını gördük ve sürücüsü canavliyle kendini dışarı attı ve anında müdahale etti yangın tüpleriyle fakat başarısız oldu. İtfaiye ekiplerinin de müdahaleleri sürüyor ve yangın artık kontrol altına alındığını söyleyebiliriz diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Cansın Elvacı.